Bir de biz buraya niçin, neden geldik bacım? Şaban hesabı günü. İki dağın arasında kalmışam, bülbül gibi daldan dala konmuşam, ay konmuşam, ay. Ne gün görmüş ne de murat almışam, ay almışam, ay. Ana beni bir... Cümleten selamun aleyküm sevgili takipçilerim. Elmas'ın Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim. Nereden geldim? Kayınvalidem Bilden geldim. Bugün video paylaşmadım. Şu an videomu akşam çekim yapıyorum. Niye videoyu paylaşmadım? Çünkü kayınvalidem Bilden orada, onların da kanalı olduğu için onlar çekim yaptı. Hani orada da çekim yapmak istemedim. Biraz el işi falan yaptım. Yemeğimizi yedik, bulaş yıkadık. Sohbetimiz çok güzeldi. Görümcemle alışverişe gittik. Bugün neler aldım? Epeydir gitmiyordum. Şöyle aldıklarımı göstereyim. Ayhan dur annem, gitme de şunu dolaba koy. Şöyle ızgara, tava, piliç aldım. Bir paket. Şu dolabımıza koyalım onu. Yine diyeceksiniz elmas iş işe yarar, bir şey almamışsın diye. Her şey çocuklarım için arkadaşlar. Şöyle cips aldım. Süt mısırı. Bir paket gofret aldım. Muzlu gofret, bu güzel oluyor. Bizimkiler çayın yanında böyle akşamüstü oturduğumuzda güzel oluyor sevgili takipçilerim. Konya'dan elmas bacım görmesin, yine ikişer ikişer almışsındır. Bu da kakaolusu, bu da çok lezzetli oluyor. Bunlar bambaşka bir tadı var. Hamur işleriyle çok uğraştığım için şöyle iki tane mısır nişastası aldım. Yine iki. İki tane çabuk kreker. Şöyle bir tane şehriye aldım. Arpa şehriye. Çayın yanına bisküvi aldım arkadaşlar. Marketlerinde yokmuş herhalde bazı yerlerde ama burada var. Ben çok seviyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, çay olsun ya da olmasın sade bile yiyebiliyor. Şöyle bir paket kuru üzüm aldım. Bu da çok iyi oluyor Simbat'ı. Ben seviyorum. Misafir falan geldiğinde tabağa koyup sunumlu olabiliyor. Çocuklarım için iki tane top şekeri. Lolitop. Top şeker. İki paket de ondan aldım. Şöyle bir tane tuzlu fiyonk aldım. Bu da kreker. Bunu kendim aldım arkadaşlar. Yer fıstıklı. Biraz sonra yiyeceğim. Kendim aldım. İtiraf ediyorum. Şunu Ayhan'ıma aldım. O çok seviyor. Haşhaş ezmeli. Acılı. Ayhan büyük boy istediği için aldım. Şöyle dörtlü mü beşli mi kurumayan var. Bir tane de gül suyu aldım. Başka ne aldım? Onu bir göstereyim. Artık orucu yaklaşıyor. Kadayıflar falan çıkmış. Canım kadayıf istedi. Bir pakette kadayıf aldım. İbrahim Efem her gün okula azık koymuyor. Cumartesi, Perşembe ile Cuma günü para veriyor. Döner alıyorlar. Şöyle bir pakette bir kek aldım. Çünkü azığına bazen koyuyorum. Gelen giden oluyor. Evde bir şey olmadığı zaman o azığa koymasam bile evdeki misafirlerime çayın yanında açıp koyuyorum. Hazır oluyor. Bir pakette bundan aldım. Toplamda 280 TL para ödedim arkadaşlar. Ha bir tane daha bir şey aldım. Onu en son göstereyim diyordum ama unuttum canlarım. Şöyle göstereyim. Bu aparat normalde 50 TL'ymiş. Ama indirime girmiş. Bir tane kalmış. Onu da ben aldım. Şans eseri aldım. Benim hiç haberim bile yoktu bundan. O markette çalışan kardeşim almış. Hatta o da dedi ki ben de aldım dedi. Annemin dedi şeysine kullanacağım. Bu her şeye yarıyormuş herhalde. Krem şanti de sıkıyormuş. Aparatlarına baktığıma göre. Şöyle bakayım aparatlarına. Neyse yere düştü. Bunlar da aparatlarıymış. Nasıl bir şeymiş? Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde şekil veriyormuş. Yani şekilleri bunlarmış. Çok da güzele benziyor.
Vallahi bilmiyorum, aldım. Fiyatını soracak olursanız 15 TL. Kendisi şöyle demir. Hani inşallah güzel bir şeydir. Hani bu fiyata uygun bir fiyata aldım ben. Bu fiyata olmasına rağmen inşallah. Ama nereden dökülüyor, nereden açılıyor onu bilmiyorum sevgili takipçilerim. Daha kullanmasını bilmiyorum. Şuradan mı açılıyor ki acaba? Ha. Buradan açılıyormuş, şuradan. Dökülüyor ya şöyle. Yo, ben yine bilemedim. Neyse arkadaşlar, ben bunu araştıracağım. Ama şişi çok güzel. Kalitesi demir. 15 TL'ye aldım. Bir de şöyle göstereyim. Diğer aparatlar da var. Canlar. Şunlar da onun aparatları. Kaç çeşit? Bunlar da alüminyum. Hani öyle plastik değil. Kırılan bir ürün değil. İnşallah güzel olur. Yakın bir zamanda bununla da sizlere şu şekilde bisküviler, pastalar yaparım inşallah. Krema 4 adet krema kalıbı, 20 adet bisküvi ve kurabiye kalıbı diyor. Krema ve kurabiye kalıbı pompasıymış. Bunun ismi öyle geçiyormuş. 20 adet diyor. Sevgili takipçilerim, bu videonun devamında görüşürüz inşallah. Tekrardan merhabalar sevgili takipçilerim. Akşamleyin videomuzu başlattık ama akşam yattığımız için videomuzun devamı gelmedi. O yüzden bugün sabahleyin başlatalım dedik canlarım. Biz kahvaltımızı yaptık Serkan'la birlikte. Evet dostlar, selamünaleyküm. Çocuklarımız okula gitti. Yine her zamanki gibi şöyle kahvaltımız da hazır. Bir şey yok mu kahvaltımızda? Allah ne bildiyse. Serkan çocuklu yumurta istediydi akşamdan. Yedi, bu kadar kaldı. Ben pek yemedim bugün. Pazara çıkacağız. O yüzden toplum içine gireceğiz. Ya yarın biz çocuk edip diye girmeyecek toplum içine. O mesela tercih meselesi. Sen öyle seviyorsun, ben sevmiyorum. Zaten yemez çocuğu. He. Niye toplum içine? Çay içiyorum canlarım. Satın aldın mı yemez. Evet. Kendi yaparsanız arkadaşlar. Onu da pek yemiyorum Serkan. Niye? Hiç görmüş talış talıydı. Bilmiyorum, etine pek aram yok, sevmiyorum sevgili takipçilerim. Bu arada sobanın üzerindeki de Serkan pantolonu herhalde eskimiş, atmış oraya. Niye eski özellikle abi? O sefer giymedim, yırtılmış. Nasıl pantolonsa? Arkadaşlar şunu 40 TL'ye aldım pazardan. Evet. Ondan da önce aldım. Bu da tapa sağlam. Ondan yaklaşık 200 TL'ye aldım ama o sefer giymedim, gitti. Mehta. Bugün Perşembe. Gül Ağacımızın pazarı. Gül Ağaç'ta da bizi izleyen tüm takipçilerimize selam olsun. Perşembe pazarına gideceğiz. İhtiyacımız var mı? Evin ihtiyacı bitmez sevgili takipçilerim. Birini tamamlıyorum, biri bitiyor. Dün Serkan 5 torba kömür almış. 5'te bir aldı. 60 torbada bir aldı. Kaç oluyor? 60, 70 torba mı oluyor? 70 torba kömür aldık, yaktık. Daha da yanar yani. İnce yine kar yağıyor. Yağıyor mu? Atıştırıyor tek tük. Ben de bir tavuklarımı saldım. Bir kahvaltı hazırladım. Çamaşırım vardı. Onu çıkardım. Lazım. Serkan da ekranına İbrahim'le Ayhan'ı koymuş. Benimkinde de o var. Kuzular var. Şey, şu harman yerinde çeşmeyi gördün mü? Su fışkırıyor böyle. Niye? Yağıştan. Estağfurullah. Vallahi. Kaygolumuzu atmışlar. O kaynıyor öyle. Allah'ım. Sular dolmuş gibi. Gitsek de baksak. İşte iyi işte, yağmur, yaş. Sevgili takipçilerim, akşam ben biraz haberlere baktım. Orada da bir tane izleyicilerden haber tutuyor, röportaj yapıyor. İşte diyor ki burada diyor, ben diyor bir geldim diyor amca. Bu gölüm diyor. Şöyle yapayım Serkan da görülsün. Bu göl, ta ucu görünüyormuş Serkan. Bu yağışlardan dolayı hep dolmuş göl. Çok mutluyuz, sevinçliyiz diyor. Her şey bizim için, hani geleceğimiz için diyor. Gerçekten Rabbim bereketini verdi. Bu sene bayağı güzel karlar, yağmurlar yağdı. Damlasına şükür, damlasına. Evet. Şimdi sinimiz suframızı kaldıralım. Evet. Kurumuş yerler hep sulandı geri. Gözlüğümü takayım, montumu giyeyim canlarım. Bulaşım falan yıkamayacağım. Zaten evet. Bulaşık makinesini boşaltacağım. Pazardan geliş. Şu an saat 11.30. Şu konuşamadım da. İyi ama. Allah'ım bismillah. Benim işte o ya. Ben de suframı toplayayım. Çaydanlığımı alayım. Sobamın üzerine koyayım.
Soframı sirkeleyeyim canlarım. Bugün bizde durumlar böyle sevgili takipçilerim. Fıstığım. Fıstık gözükmüyor. Nerelere gittiyse yine. Fıstık. Gel pis 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 pis. Fıstığım. Arkadaşlar dışarısı gerçekten buz gibi. Şöyle balkona şimdiki yağan karı göstereceğim sizlere. Bunlar da şimdiki yağan kar. Yani aslında hava güneşli gibi, bir taraftan da kar yağıyor gibi. Rabbim bu sene gerçekten hani verdiği nimete bin şükür. Bir taraftan kar yağıyor, bir taraftan güneş çıkıyor. Yine soğuk ha. O da bizim sacımız. O kilere inecek, Serkan indirecek. Şimdi biz hazırlandık zaten. Bir montumuzu alalım. O zaman düşelim yollara. Hazırlandık da her zamanki gibi. Evet. Kılıklı gayret devam. Aynen. Sen onu götür, ben de soframı dülleyim. Aşağı naraklarını bir hadi. Yolda görüşürüz o zaman. Sevgili takipçilerimiz, benim bir şey sakladıydım, onu bulamadım, onu arayıp geliyorum. Onu da Serkan dedeye basıyormuş, ben de daha çalıştırmadı zannediyorum arabayı. Ne sakladın? Emanet. Belki ben bulurum. Olabilir. Tavuklarımız da yayılıyor. Gözüküyor mu bilmiyorum. Biz çıktık. Yollara düştük yollara. Hava soğuk olduğu için ben kalın kocuğumu giydim. Ablam bildi oradan çıkacak. Onlar da motorla gelecek herhalde, yazık. Vallahi donarlar. Gerçi şey yok ne? Ha, gelmedilerse arayalım. Evet. Alalım, biz alalım. O zaman ben size bir ara vereyim canlarım. Bir arayayım ablam gibi. Eğer gelmedilerse biz onları alalım. Pazara getirelim. Evet, vallahi boz gibi. Çünkü hava bulanık gibi ama bir taraftan da ılımlı, bir taraftan da kar yağıyor. Ne ılınması? Burada dur da. Öyle mi? Tamam o zaman sevgili takipçilerimiz. Ben ablamı bir arayayım. Ona göre sizlere döneceğim. Şimdi ablamı aradım. Ablam herhalde video çekiyor. Cevaplamadı. Eniştemi aradım. O da daha yeni çıkacak dedi. O zaman biz alalım dedik. Biraz sonra onlar da almaya gidiyor. Zaten Gül Ağaç'a gittik mi onların arası yakın. 5 dakika var mı Serkan? Gül Ağaç'la Gülpınar arası? 5 dakika yok. Yok lan? 2 kilometre mi 3 kilometre? Çünkü niye derseniz Gül Ağaç'ın evleri, Gülpınar'ın evleri hep birbirine girgin. Yani neresi Gül Ağaç, neresi Gülpınar belli değil. Bizim Gülpınarlılar, bizim bildiğimize göre Gül Ağaç görünen yerlere ev yaptırıyor. Gül Ağaçlılar da ta Gülpınar'ın tarlalarına kadar geldi. Hep birbirimize karıştık yani. Durumlar böyle sevgili takipçilerim. Oscar çöllere düştü yollara. Serkan'ı güldürme arada bir. Bir tane takipçimiz yazmış zaten. Ne olur Serkan abim. Kurban oğlum Gül, sana kırmaya yakışıyor yazmış. Sattığımız araba da mı? 52. Bilmiyorum. 52 idi.
ki. Hangisinin plakası, hangisi bilmiyor. Benim de bilmem ki plakalarını. Yani 68 olmazsa 52 atıyorum. 42. En son 01'i biliyorum, o da Adana olduğu için. İşte bu da 01. He işte Adana'mıza selam olsun. Bunu diyorum zaten. Yani öyle oldu mu? Öteki tarafını bilmem ki. He. Başını biliyorum, tamam. Bizi izleyen tüm takipçilerimize kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Gerçekten o kadar çok sevenimiz var ki Allah razı olsun, bir gün vlog paylaşmasak yorum üstüne yorum yazılıyorlar. Hani düşünülmek çok güzel duygu. Nerede kaldınız, hasta mısınız, biz sizi merak ediyoruz diyenler var. Sevmek, sevilmek çok güzel duygu sevgili takipçilerim. Bugün ben yine böyle bir konuşurken şey diyorum. Birbirine tutuyor kelimeler. Sarıyor. Tekleme mi yapıyor? He. Sen de olmuyor mu bazen? Olur canım, o herkes de olur. Burak yine ne açılmış Serkan? Burada spotçunun şeyi var, imalathanesi. Ha. Oktay var ya, Oktay Gezi'ye de selam olsun. Burak mı geldi? Elmas zaten Burak Gulaş, Burak mı geldi? Onu demiyorum, şeyim. İmalat diyorum ben, imalat. Sizin spor salonunuzu diyorum ben. Ha onu bilmiyorum, onu açtım. Ben orayı diyorum. Şu hasır senelere bak arkadaşlar. Eskiden çok yaparlarmış da şimdi yok. Bir ara hatta yenilediler. Tüm köydeki kadınlarımıza böyle ek gelir olaraktan aylık para bağladılardı. Ama ne kadar bir askeri ücret değildi herhalde. El emeği. Hani bu sele örmeyi bilenleri topladılardı bir sene. Bundan iki sene önce, üç sene mi önce. Leyla teyzeniz de bilir sele örmeyi. Eskiden çok örmüşler hasır, sele. Gulacımızın evleri de çok güzel. Ben seviyorum. Bakımlı, rengarenk. Bu arada evet. Geldik Gulacımıza. Pazar yerimiz burası bizim. Vallahi ehliyetten alacaksın abi. 50'yi geçti mi adamları teste sokacak. Sinyal de vermiyor çıkıyorum diye. Sinyali boş ver. Sinyal verecek bir şey yok da. Orada duran araba yürüyor, araba geldi yani. Ben de anlamıyorum vallahi ya. Bizim aksırada araba sürmek mesele yani. Hele bizim ilçe tarafı, bizim kasabada. Yollar da böyle burada. Yine bana dillerince yolları çekiyorsun, kötülüyorsun. Vallahi ben hiçbir şey kötülemiyorum. Görünen koy. Kılavuz istemez diyor atalarımız. Vallahi. Doğru söyleyen de 9 koydan kovmuşlar. Ben doğruları söyledikçe kötü oluyorum. O yüzden de hiçbir zaman doğrumdan şaşmıyorum arkadaşlar. Neyse o bak. Kötülemeye gerek yok. Zaten kendini belli diyor bak. Yok. Her taraf belli diyor bak. Belli diyor Serkan da onu demek istemiyorum. Bana geçen bakın. Geçen bana yazmışlar işte başkan yol için çığırdı. Ben başkan yol için çığırsa beni ben zaten çıkar. Dorba dobra söylerim arkadaşlar, bizi başkan yol için çağırmış diye. Herkes de biliyor ne için çağrıldığını, tüm YouTuber'larım. O yüzden hani aynen beni kötülemek için maksatlar, ben onu da biliyorum. Onların da kimlerin ne için yazdığını da biliyorum. O yüzden yani hiçbir şey söylemiyorum. Sadece yolları gösteriyorum, evleri gösteriyorum. Görünen en güzel şeyleri de gösteriyorum, kötü olan şeyleri de gösteriyorum. Farkındaysanız Gül Ağacı'nın evleri çok güzel dedim ama yolları da böyle dedim. Biz kimseye kötülemiyoruz. Herkes kendini kötülüyor. Görüyorsunuz hadi şurayı kötülem. Buyur. Gösteriyor mu? Görüyor, çek. Görüyor. Hah. İlçe burası mesela. Evet. Burası Gulaç ilçe. Bak o, evler çok güzel. Yeni olmadı bu çukur. Burası tam herhalde 10 senedir böyle. He. Bakım yok, bakım. Bakan yok. Halim nedir diye soran yok. Aman boşver. Biz düzeltecek değilik Serkan. Yıllardır düzelmemiş, bizim söylememizle mi düzelecek? Herkesin ne hali varsa görsün. Valla o zaman halktan biter iş ya. Halktan bitiyor da işte biz yaşayık sonuçta bu yollarda. Halk bilmedi mi oyu, kazanamaz. Tepkisini gösterecek. Bizim arabalar geçiyor mesela. Ama halk memnun herhalde ki hep aynı adamlar aynı her zaman kazanıyorlar. Aynen bir de yapacak o var. Yapacak bir şey yok. Sevgili takipçilerimiz gerçekten öyle. Köy yerinde
hiç çalışmasa bile başkanlar, aynı başkan yine seçiliyor. Mesela bir insan çalışır, memnun kalın. Bu çok güzel çalıştı. Bak o da sollamaya çıkıyor motoru. Tekrar kazandırmak istiyor ama bizim buralarda öyle değil ya. Şey oluyor, o zamanı Serkan rakiplik çıkıyor. İddia oluyor. O onu kazandıracak. Yani kim çalışıyorsa o demiyorlar. Anladın mı? Herkes köyü için çabalamıyor. Peygamber Efendimiz ne demiş? İnsanlar hak ettiği gibi yönetilecek demiş. Demek ki biz böyle hak ediyoruz. Böyle yönetilecek. Yapacak bir şey yok. Devam. Gülpınar'ımıza girdik. Ebemin köyüne geldim. Serkan'ın ebesinin köyü burası. Serkan'ın bir ucu da Gülpınarlı aslında. Arkadaşlar babaannesi Gülpınarlıymış. Aynı benim gibi gelin gitmiş. Hatta bunu ben birkaç videomda söyledim ama aramıza yeni katılanlar var. Onlar da bilmiyorsa onlar için söyleyeyim. Şu sağ ve soldaki evler Serkan'ın dayısının evleri şunlar. Dayılarıma da selam olsun. İkisi Ramazan dayımla. Bayram dayım. He gelmedi aklıma. Şurası da, Reşit dayım. Reşit dayımızın evi. Murat abiye de selam olsun. Evet. Bizleri izliyormuş babasının toprağı. Nailişte mi arıyor? Arkadaşlar biz yeniden U dönüşü yaptık. Eniştem bizi görmüş. Biz bir alt taraf var, bir de bu taraftan dönme yeri var ablamgile. O da buralar çamur diye dönmediydik. Onlar da yola çıkmış zaten. Bir de şurada Serkan'ın Kadir dayısı vardı. O da rahmetli oldu. Mekanı cennet olsun inşallah. Reşit dayı da rahmetli oldu. Reşit dayı da rahmetli oldu. Şu ev de yeni yapıldı. Bu ev... Dayıma demişlermiş, senin yeğenleri iyi temizliyormuş, onlar yapsın diye. Nafis dayıma. Bu arada yurt dışındaki Nafis dayıma, Elmas teyzeme, Ahmet işte, dayıma, Ahmet'in işte mi, kuzenim Atilla'ya, hepsine selam olsun. Gökhan yeğenime de selam olsun. Koca da onun ailemi göster, bu nasıl yollar? Göstereyim ya. Burayı iyi diyor, hani ya burada iyi. Burayı gitmek öteki yola göre iyi bu yani. Serkan. Geliyorlar bizimkiler. Valla kış çok güzel ama yollardan dolayı kış oldu mu her taraf bozuluyor yollar. Yapılmadığı için, toprak olduğu için. İşte bak, yolu görüyor musun? Bunun adı yol. At arabası da geçmiyor buradan. Bizim arabalar altını sürte sürte geçiyor. Geçen sene, değil ondan önceki sene annemlerin koyunu varken biz kış günü ortada davar yemiştiriyorduk. Lastiklerimiz hep çamurda kaldıydı. Çıkamıyordu. Cizme alacağım ben bir dahaki sene, diz kapağıma kadar. Tamam mı? Tam şuna kadar gelecek. Ama onu giyeceğim. Kışın alalım da giyelim. Hinciden alalım da indirimdeyse. Geliyor bizimkiler. Kalorifer'i de kapatayım. Çok ses yapmıyor herhalde. Gelme diyor. Direkt gelmedi. Oradan döneceğim. Orayı iyice kötü demek ki. Şuradan dönmemiz lazım. Buradan dönemezsin ki. Çok uru yerden dön. Dönecek. Dönme ne çabalar. Gelme. Dur oğlum, hem almaya gelen hem ezmeye geliyorsun adamı. Selamun aleyküm. Çamur gelme diyorum, oradan dönecek. Şuradan dönecek, orada çamura nasıl dönecek? Nail de öyle diyor. Merhaba, hayırlı günler. Hayırlı günler. Geçin. Selamlar dostlar, biz binin. Motoru çıkartmıştık, gelin. Ayağına bak çırpın. Gelin işte, sen buraya bin, gel. Yok, öbür taraftan binin, hadi derim ama buraya ben sadece sığarım. Ne verdiniz? Vallahi 3 adım atıyorum, yine çamur oluyor. Olsun. Ayağıza bakalım, çamurdan ayakkabılarını kaldıramaz oğlum bu çocuk. Yazın. Öbür ayakkabılar çamur diye bunları giydirdik. Diyelim anlatmam gibi, korunuyor mu da? Korunmuyor ki. Şey çırpıyorlar vallahi. Çamur. Tamam gelin. Yazın. Gelin. Dön Serkan sen. Buradan dönüver. Şu oradan. Siz ne öğrendiniz? Vallahi ne öğrendim, sizinle görüntülü konuşu kahvaltımızı yaptık. Yola çıktık. Hinci yine beraberik. Evet değerli dostlar, biz motorla çıkmıştık. Serkan'dan Elmas sağ olsun çıkmayın, biz arabayı alalım dediler. Vallahi onlara da utanıyor, arabayı batırıyor, her taraf çamur.
böyle dedik mi kızıyorlar belediye başkanı. He bize kızıyorlar. Kotileye yok diyorlar. Ama görünen köy kula 5 kere ayağımı çıktım taşlarda. Aynen lafı ben de dedim bak. 3 adım atıyorum yine çamur oluyor. Eyvallah. Ben masal dedim bu çoluk çocuk onlar donar şimdi dedim. Ne beraberiz diye dostlar. Yok hava çok soğuk değil de çamur. Botur abi de ne dermiş? İyiyim valla bacım sen nasılsın? İyi bal kapattık üstüne ne mi kilitledik gidiyor. Aynen. Bir bulaşlarımız var. Ben de öyle. Bir de banyolar ovalayacaktım ben. Başka işim yoktu bugün. He. Olsun o işler nasıl olsa olur ev işte. Dışarı evet. İşlerini halledelim. Biz şimdi ablamgile aldık. O zaman videonun devamında görüşürüz canlar. Sevgili takipçilerim şu an burası ısınmaya başladı herhalde. Asfalttan buhar çıkıyor. Biraz önce arabanın egzozunu diyordum. Kuluyordunuz şimdi nasıl gösterin bari. He. Daha yeni çıkmıyor. Ama başladı. Görünüyor mu bilmiyorum. Arabamızın camı. Yeni çıkar camdan dışarıya bak. Bak bak. Çok soğuk değil. Soğukluğu için demiyorum. Soğukun işte. Git git ört ört. Ört ört diye. Komşu da arkadan geliyor bizim motorundan. He. Eğer bize gelmiş olsaydı. Valla yer olsaydı onları da alırdık ama. He. Yer yok. Biz şu an Gülağacın gölünün oradayız. Gerçekten burası çok güzelmiş. Bir de biz buraya niçin neden geldik bacım? Şaban hesabı günü. Çok güzelmiş. Bu sene çok kar yağmur yağdığında buralar su dolmuş. Ben hiç görmediydim buranın böyle su olduğunu. Evet ya barajla dolmuş İstanbul'un. La çileri görüyor musun otları? Taşma riski varmış biliyor musun? Bir sevindim ama taşmasın da hani dolmasına sevindim barajlara. Bizim barajlarımız da dolmuş gördüğünüz gibi. Çok güzel. Şu su sesini de izleyicilerimiz çok seviyor. Canlarım her şey sizin için. Gül ağacımızın burası da çok güzel. Bunu da demeden geçemeyeceğim. Onu ben de yapardım Nail onu. Ağaçlara baksana buradaki ağaçlara çıktı. Biz Elmas bacımdan buradan ağaç alıp şey yapacağız. Bu kuruyan ağaçlardan kestirip kışın odun yapacağız. Evet. Aynen. Ona bakmaya geldik. Evet. Buldum niye geldiğimizi. Derman atla buldu niye geldiğimizi buraya. Ağaçlara bakmaya kuruyan geldik. Ağaçlara, ha. Kuruyan ağaçlardan mı alıp keseceğiz? Yani? Evet. Söğüt alacak ortak Nail işleminden Derman ablamından çalışacak. Kaç motor gelirse mesela 4 motorsa ikisini bu, ikisini ben alıp bölüşecek. Aynen. Hadi görüşürüz sevgili takipçilerimiz. Hoşça kalın. Biz şu an pazara geldik sevgili takipçilerimiz. Ablam gel hududu geçti, sıra bana geldi. Allah nasıl keşke o kopuş anını çekseydim. Şu an biz pazardan geldik sevgili takipçilerimiz. Pazarda çekim yapmamızı pek istemedikleri için çekmedik. İsteyen de var, istemeyen de. Şimdi biz geldik. Derman ablam bir kahve için ondan sonra dedi ama neydi tam ineğin adı neydi aklıma Begüm. Gelmedi. Ha Begüm'üm. Begüm. Evet. Begüm'ün sütünden yapıyor bacım. Evet. Kahve sütü. Bu kahvemiz de bitmek üzere. He. Şundan atalım. Ne güzel kaynıyor şöyle bir göstereyim. Selam verdik değil mi? Ama bir daha aklıma geliyor. He arabada verdik ya. Zaten kaynatmıştım ben onu. Şimdi kapatayım artık. Su yoğurt mayalamak için sabah sütümü kaynatmıştım diye dostlarımız. Ondan da aldım. O, öteki de soğumuş. Hatta sobanın üzerine koydum. Ilısın, sıcak hani olsun da yoğurt mayalayayım diye. Bunu da kendimize ayırdım. Sütlü kahve içeceğiz şimdi. Doğal. Aynen. Pazarı gezdik. Vallahi pek pazarda hiçbir şey yok. Nasıl yok? Hava çok soğuk. Pazar pek doğru dürüst kurmamışlar bile. Biz de pek bir şey almadık. Ablam bir portakal aldı herhalde. Meyve olarak. Evet. Ben hiçbir şey almadım. Sadece fıstık aldım. Hurma aldı. He. Ama hurma da güzel oluyor. Dermus zaten Serkan fazla koyu sevmez. Acıyı sevmiyor. Öyle mi? Onun ki açık olsun. He. Bize de yeter herhalde. Biz de acıyı seviyoruz. Ay. Sütünü döküyor mu bende? Çömçeyle mi yapacağım? Sen Nail'le bana biraz dağıtayım. Ben çok koyu seviyorum. Şuraya koyayım mı? Şöyle Nail'inki. Bence bu tep sütlü olacak ya biraz hafif olur o zaman. He he acı olsun. Ağır olsun. Benimki ağır olsun. Ben zaten kahveyi ağır seviyorum. Aynen o zaman şu. Serkan sevmiyor o acıyı içemiyor. Tiryakisi değil herhalde o. Elmas bacımla vlog çektiğimizde gelen yorumları merak ediyorum. Hepsini okuyup like atıyorum benim de yorumların hepsine tek tek değerli dostlar. O yüzden merak ediyorum. Bakalım bugünkü yorumlar bacımın nasıl olacak? Bir de ikimizin hani bacı videolarını çok seviyorsunuz. Biz de çok seviyorum. Gelsin diyorsunuz.
Bugün de Elmas bacımdayız yine. Yani bendeyiz ama vlog olarak Elmas bacımdayız. Demir'in vlog varmış, o yüzden çekmedi. Aslında ben hani... Çek dedim. Yo, şey yapmak istemiyorum. Hani onların da kanalları olduğu için ben saygı duyuyorum. Herkesin evinde çeksin, onlar da öyle gerektiriyor. Ablam da dedi ki benim de başka bir vlogum var. Evet. O bana izin verdiği için çekiyorum. Yani sen, buradan da belirtmek vallahi istiyorum. Valla bana göre, Elmas bacıma göre de öyledir eminim. Sen, ben hiç yok yani. Evet. Kim denk geliyorsa, ben kim de içinden öyleyim. Nasıl geliyorsa. Bugün keyfimiz, moralimiz de yerinde. Dün benim modum yoktu hani vlog çekmeye de, sohbet etmeye de. Ama şöyle modumuz yerinde olduğu zaman da sizlerle sohbet etmesi gerçekten çok keyifli oluyor. Allah razı olsun bize o modu verdiğiniz için. Evet. Hep yorumlardan alıyoruz o modu da. Ben mesela ablam geldiğinde her seferinde söylerim değil mi? Hani videomuz yoksa çekin diye. Hep birbirimize destekleriz yani. Bir de bana çok sorulan sorulardan bir tanesi hani işte mesela like atıyorsunuz, biz onları falan görmüyoruz değerli dostlar. Sadece sizleri yorumlarınızdan tanıyoruz. Çok da öyle izleyicimiz var soramadığımız. Ha. Mesela hani bizim attığımız like'ı görebiliyor musunuz diye soruyorlar. Yok. Göremiyoruz. Ondan sonra ama çok... aboneler gözüküyor kimin abone olup olmadığı. Çok sıkı takipçilerimiz varmış mesela. Biz, evet. Biz bilemiyoruz onları. Sadece yorumlardan tanıdıklarımız var. O da işte şöyle kaynaklanıyor. Mesela siz ayrımcılık yapıyorsunuz, biz de yapıyoruz diyorlar ya. Bir tane yorum yapıyor mesela ellerine sağlık diye ama bir kişi 100 tane yorum yaptığı zaman ister istemez ismi hafızama geçiyor. O yüzden öyle oluyor, kahvemiz soruyor. Tamam, sıkı takipçilerimiz olup da yorum yazmayanlar bir yazsın. Sizleri de bir tanıyalım, bir görelim, bir mutlu edin bizi de canlar. Dermiş ben mutlakta geçen soğukta bizi durutma Elmas sıcağı götür diyorlar. Sen de sıcağı getirdin. Buz buz değil dostlar. Bulaşık makinem ondan sonra arıtıcımı yeni taktırmıştım. İzleyicilerim biliyordur. Hepsi dondu. Keyfine bile varamadık. Hala da don. Ama yine de çok şükür biz sıcağız. Evimiz sıcak. İçimiz sıcak diyeyim yani. Evimiz soğuk da. Neyse hadi gidelim. Sobamız yanıyor, sıcak evimize geçtik sevgili takipçilerimiz. Evet, üstünde. Bacım da sütün üstüne koymuş, sabahleyin taşırmayın, süt kaynıyor tencerede. Anahtarlar pencerede. O da anahtarımız pencerede değil. Evet değerli dostlar, pazardan geldik sağ olsunlar, bizi arabalarından götürdüler, getirdiler, ısrar vurmadık, iyi de oldu. Tamam, şimdi oturup kahve içiyor. Teşekkür olarak bir kahve ısmarladık. Elinize sağlık, hacı kahveniz olsun inşallah. Hacı abi. Cümlemiz inşallah. Berat kandiliniz mübarek olsun diye dostlar. Kandiliniz mübarek olsun dostlar. Bugün ilk kandil şiirimi mesajımı Murat Niştem göndermiş. Cuma günleri unutmaz beni, Berat şiirlerimi unutmaz, Kadınlar Günü'mü unutmaz. İzmir'deki Murat Niştem'e de selam olsun. Tüm YouTube kanalımızda bizi olsun. İzleyen takipçilerimizle Berat kandili mübarek olsun. Derme ablam demesi unuttuydum be. Evet. Sabahleyin biz birbirimize söyledik. Çok görüntülü konuşurken. Allah hepsine razı olsun. Durum böyle diyor dostlar. Kahveler içiliyor. Ayaz seneye sen de okula doğru gidiyor. Tamam mı? Onu sana ayrıştır sabah. Abla kazandı bize. Sabah benim bize diyor ki kahvaltıda bunlar derman diyor. Bunlar çocuklar okula salmış diyor. Aşk gel. Keyif yapıyorlar diyor. Ayaz sen de doğru okula diyor. Öyle mi Ayaz? Sabah da konuştuk. Görüntülü arıyoruz genelde hep birbirimize. Nail'in de bir lafı var. Anlatıyorsunuz birbirinizi. Sabahleyin kim yoktu, yok yazıldı. Sen. Sen sonradan geldin. Ha sen sonra aradın. Kuluba hiç dönmedim ya ben. Aynen. Çocuklar saldım 5 dakika yatırdım, dondum. Ondan sonra yattım. Bir bakıyorum WhatsApp'tan arıyorlar, bir bakıyorum normalden arıyorum. Bir etti diyorum, yatıyorum gibi. Vurdular. Valla biz 6.30, 7'de kalkıyoruz. Bir de akşam 9.30'da yattık biz. Ben rahatsızdım. Sabahleyin uyanması bir güzel olmuş. Erken yatan. Erken kalkar. Akşam da İlker ablam gizliyken yatmış. Normalde 1'e 2'ye kadar uyku görüyordu. Sabahleyin İlker ablamı, akşam ben kayınvalidemizle geldikten sonra İlker ablamı arayıp siz yatıyorsunuz. Rahatsız etmek istemem ama uyatmadığı için aradım. Erkenden yattım. Evet. O da uyumuş. Uyku sevmesi diyor ki bacı diyor. Kapat diyor. Yarın konuşalım. Ben yattım diyor. Evet, sabahına da diyor ki ben sana ne dedim akşam diyor. Şöyle dedim diyorum ama ben bir gülüyorum. Haberim yok diyor. En ağır uykusu olan İlker ablamdır bizde. Hemen çok sever o uykuyu. En saat önce de yatsam hani uykum olmadığı zaman uyuyamam. O her yatışında hemen uyuyor. Sen nasılsın bilmiyorum da. Bu da aynı. Serkan nasıl o beni de? Bu da gider hemen. Kafama yorulursam kafamı koyduğum an giderim. Bir hosultum çıkar. Horlamam ben. Hosularım.
Kollamanın kibarı mı oluyor? Sen kendin ki hasıladın yine uyudun mu kızdın? Telefon diye video izleyeceğim derken hemen elimden düşer gider. Yorgun olunca işte. Hmm. İzmir'deyken ben öyle oldum. Ev işlerinden geldim mi montaj yaparken öyle hemen uyuyordum. Çarma teyzem soğuk eviniz. Burası sıcak da yine ısınmaya başladı. Annem sen kaç ayazı? Kaç kat lan? Motordan gideceğiz üşür diye çıkarttırmadan 3 kat geldim. Buraya da kalsın niye götürüyorlar soğukta? Ya bakma bile bittim can arkadaşlar benim üstüme. Yok ya bitmedi daha bacım. Ama iyi oldu. Şey nasıl yakıştı? Hadi Murat. Hadi gidelim. Bir tane daha geliyor sonra. Daha bir saat var. Hacan Akkom'unu özledim. Bugün yok mu yazıldı? Evet, ince ellerin üzerinde değil, ıslak etkilerini silelim. İşte ben de tıraş olacağım da bugün olmaz bari ya. Pazar 3 tat yok iyi. Şey geliyor ya, Ramazan geldiği için hurma gelmiş, acı hurma aldım. Ben de dün kadayıf aldım. Canım istedi. Hatta onu bir akşam gel de kaynatın da bir yiyelim. İnşallah, inşallah. Ramazan'da Ramazan'da kadayıfı ben çok severim sana hepimiz. Oruç, oruç. Babam gil yaparlardı o zaman biz küçüktük. He. Böyle bir yuvarlak büyük kadayıfı böyle kapış kapış yerdik hiç unutmam. Çok olduğumuz için. Evet. Ama hiç yapıldı mı kalıyor. Kalıyor 2-3 gün gidiyor. He. Biz oruç tutmadık. Tutacak teyzem. Evet biz İzmir'deyken tatlıyı daha çok yerdik. Burada fazla tüketemiyoruz. Niye ki? Ben de oruç tutacağım. Tüketemediniz o da tükettiğiniz nasıl ki derler falan. Hep kalıyor zaten. Tüketim yok. Ben sevmedim. O zaman biz kahvemizi içelim sevgili takipçilerimiz. Ben evde neler yapacağım bir bakalım. Onu sonra videomu evde kapanışını yapalım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Aman Ayaz'ım kapatacağımış. Unutmam eski yarı. Kirani. Geldik şu anda bizim evet. Mahalledeyiz. Koyunlar gidiyor. Karlar eridi artık yayın limanı hafiften açılmaya başladı. Burası normalde demircimizin avar ekim yeri arkadaşlar. Ekim alanı. Ama şu anda ekilmediği için, kış olduğu için hayvanlar akılıyor. Keçilere bak. Köy yerinde en güzel manzara bence koyun sürüsü. Ben koyunu çok severim. Kokusunu da severim. Etini de yemez. Yiyorum gayrı. Geçen gittim ya. Kar da bir taraftan yine başladı Serkan. Bak hele. Ya çoban çok zor, çobancılık çok zor arkadaşlar. Allah yar ve yardımcısı olsun. Vallahi çoban olmak çok zor. En zor meslek. Ama Peygamber Efendimizin mesleğiymiş. Kale göründü. İbrahim Efendi'nin okuldan
gelme vakti geliyor. Servis birazdan gelir. O yüzden... 25 dakika var daha. 15 dakika öylesin, yarım saat var. He, yarım saat var. Evimize geldik canlarım. Evimizde görüşürüz inşallah. Evet sevgili takipçilerim, evime geldim. Şöyle pencereden galiba gözlüğüme güneş yansıyor. Şu şekilde çıkarayım, zaten tozlandı, silinecek. Pazarımızda gezdik. Derman bacım bile gittik. Kahvelerimizi içtik arkadaşlar. Oradan da evimize geldik. Hemen şalımı çıkardım. Bir yere giderken şalımı takıyorum. Evde zaten normalde hep yazmalarımı takarım. Bu arada yazmalarımı çok sevenler varmış. Renklerini falan. Ben hep pazardan alıyorum yazmalarımı arkadaşlar. Öyle hani mağazaymış yok. Markasıymış hiç önemli değil. Sevdikten sonra söylediğim gibi sadece sevmem önemli. Markaya pek önem veren biri değilim. Normalde bu yazma 15 TL'lik mesela başımdaki yazma. Ama renk olarak çok sevenler varmış. Nereden aldın diye soranlar var. Hani internet üzerinden almıyorum sevgili takipçilerim. Pazardan alıyorum. İnternet üzerinden alsaydım zaten site ismini söylerdim sizlere. Sizler de beğenenler oradan alırdı. Ama bu ceketimi de çok soranlar oldu. Bu kap tunik değil sevgili takipçilerim. Bunu Tofisa'dan aldım. Hala var bu montlardan, hani kaplardan almak isteyenler varsa Tofisa internet üzerinden alabilirler. Hatta galiba çok tutulmuş. Fiyatı düşüktü. Şimdi fiyatını yükseltmişler. Normalde hani bir şeyin marka şeysi beden az kaldığı zaman pahalı bile olsa beden olmadığı için onun fiyatını düşürüyorlar. İnternet üzerinden alışverişi yapmak benim için daha uyguna geliyor. Çünkü pazarda o aynı fiyata mesela 200 TL'ye kap pazardan alınıyor. Ama ben 200 TL'ye 2 tane kap alıyorum. Hani kalite yönünden de ben memnunum gelen ürünlerden. Giydiğim kıyafetleri seviyorum yani kumaş olarak da. Biraz önce Hasan kardeşim aradı, babam aradı. Onunla sohbet ettik. Akşam annemgile davetliyiz. Annem herhalde tavuk kesmiş arkadaşlar. Gelin burada yiyelim hep beraber dediler. Gerçekten insanın ailesi olmak çok güzel bir duygu. Mesela birlik beraberlik, dün kayınvalidemgilin oradaydım. Ben de horoz kesmiştim, oraya götürdüm. Orada yedik içtik, pilav yaptık, tirit yaptık. Eşimin kanalında görebilirsiniz. Aile birlik beraberliği çok güzel. Ben hani öyle ortamları seviyorum. Onlar bana gelsin, ben onlara gideyim. Gerçekten güzel oluyor. Rabbim hiç kimsenin aile huzurunu bozmasın inşallah sevgili takipçilerim. Biraz sonra ben bugün sobayı falan yakmadım. Kovalarımı değiştireceğim. Yemek yapmayacağım. Çünkü annemgile davetliyiz. Serkan beni eve bıraktı. Söylediğim gibi ben pazardan pek bir şey almadım. İhtiyacım yoktu. O yüzden almadım. Niye gittin derseniz bir şey alacaktım. Hani söylenmeyen bir şey. Onu aldım. Ondan sonra da sebze meyve almadan geri geldim. Çünkü evde var. İsraf etmeye gerek yok. Çürüyüp atmanın, hani boştan yere harcamanın ya da müsrif etmenin gereği yok sevgili takipçilerim. Yeleğimi öreceğim. Sobalarımın kovasını değiştireceğim ben. Bugün yemek işi yok. Tatlı işi. Hiçbir şey yapmayacağım. Bugünkü vlogum gezmeli oldu. Sohbetli oldu. İnşallah beğenirsiniz. Sohbetlerimde sevenler var. Sen hiçbir iş yapma. Otur. Sadece konuş. Biz dinledik diyenler de var sevgili takipçilerim. Allah razı olsun. Beğeni yapan elleriniz dert görmesin. Yorum yapan elleriniz dert görmesin. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Sağlığınıza dikkat edin canlarım. Hoşça kalın. Dostça kalın.